Merhabalar, ben Sevgi Taşçıoğlu. Peyzaj mimarıyım. Ocak ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Kentsel Koruma Dalı'nda Kentsel Yaşam Oluşturmada Temel İlkeler adlı sözünü seçmiştim. Elde ettiğim sonuçları süreçsel olarak değerlendirmek için de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Çalışmasına katılmıştım. Belli sorularla başlamak istiyorum. Öncelikle doğal sürdürülememe süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine kısaca değinip daha sonra kentsel yaşam alan kavramlarının değişim süreçleri, adlandırılma süreçleri ve içerikleri konusunda bilgi vermek istiyorum kısaca. Bundan sonra Viyana üzerine geçip yeşil alanlarda Viyana'nın nasıl başarıları var, bu başarıları nasıl korunmuş ve tarih içinde nasıl süreçlerden geçmiş bunlara değinmek istiyorum. Doğal alanların sürdürülememesi süreçlerinde peyzaj parçalanması en başrolü oynamaktadır. İnsan kaynaklı peyzaj değişimleri olabileceği gibi doğal afetler sonucu da olabilen değişimlerdir. Genelde delinmeyle başlayarak veya bölünmeyle başlayarak parçalanma, kendi içinde küçülme ve yok olmayla son bulan süreçlerdir. Yeşil alanın kavramları ise yeşil alan tanımından yeşil sistemlere, oradan da yeşil altyapı sistemlerine bir geçiş gözlemlenmiştir. Yeşil alan dediğimiz zaman bağlantılılık sorumluluğu yoktur. Ancak demin peyzaj ekolojisi unsurlarında bahsettiğim üzere alanların bağlantılı olması canlılığı, geçişkenliği ve habitat sağlığını en önemli ölçüde etkileyen unsurdur. Bu yüzden artık yeşil alanlar ağsal sistemler halinde tasarlanmaya başlamıştır. Hatta günümüzde bu sistemler gri altyapı sistemleriyle ve pek çok teknolojik unsurla iç içe geçmiş durumdadır. Ulaşım sistemleriyle iç içe geçmiş durumdadır. Ve yeşil alan sistemleri alanlardan yeşil alan altyapı sistemlerine geçişteki tarihi kırılma noktalarının bir tanesi de Endüstri Devrimi'nden sonra yaşanan çevresel bunalımlarda Viyana'nın Ringstraße'den yani kent duvarlarının yıkılmasıyla ortaya çıkan çevresel yolu ve yeşil kuşağı ile başlamaktadır. Bunun dışında Olmsted, Bolton'da Zümrüt Yerdanlığı, Hoover, başka şehirleri, Londra Metropoliten Kenti'nin yeşil kuşağı uygulamıştır. 1950'lerden sonra çevre krizleri daha da artmış. Bununla birlikte doğayla ilgili önlemler de artmış. En son 2002'de Avrupa Yeşil Kuşağı kabul edilmiş ve söylemler gelişerek yeşil altyapı söylemleri her türlü plan ve projenin içine girmiş durumdadır. Viyana'ya gelince Viyana'nın dünyadaki yeri Orta Avrupa'dadır. Kendi içinde bezirk denilen bölümlere ayrılmıştır. Viyana hem bir eyalet hem de bir belediye olarak yönetilmektedir. Bu yüzden bağımsız olarak hareket etmenin faydalarında yaşamaktadır. Ancak üst ölçekli sorunu da bu yüzden zorluklar yaşamaktadır. Viyana'nın yeşil alanlar konusundaki iddiası pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Sıralayacak olursak en önemlileri 2019 Yaşam Kalitesi sıralamasında birinci olması, Avrupa en yeşil başkentlerinde birinci olması, Avrupa Yeşil Şehir Endeksinde yine birinci olması gibidir. Pardon, Yeşil Şehir Endeksinde dördüncü, Yaşanabilir Şehirler Endeksinde birinci seçilmiştir. Bunların dışında da yanda görebileceğiniz şekilde pek çok sıralama ve sıralamada üst sırada yer almış ve kentsel ödüllere aday göstermiştir. Bunların dışında metropol alan içinde UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak belirlenmiş alanların en büyüğüne sahiptir. Ormanları en uzak noktalara bile toplu taşıma araçlarıyla erişilebilmektedir. Bunun dışında yeşil alanlar konusunda dünya genelinde en yüksek oranlardan birine sahiptir. Bu alanların içindeki en çarpıcı peyzaj öğelerinden biri Viyana Ormanı'dır. Orta Avrupa'nın en büyük yaprak döken orman alanı Viyana Ormanı'dır ve 7 semt bölgesinin yaklaşık 10 bin hektarını kaplamaktadır. Bu da kentin %50'sine yaklaşık bir oranda denk gelmektedir.
Kentlerin millet gayrimilli hastaları ile yetişimlikleri arasında bir bağ var mı sonucunu sanmak istedim. Çünkü Viyana gibi refah düzeyi yüksek şehirlerin aynı zamanda yeşil şehirler olduğu da gözlemlenmekte. Ancak bu grafiğe baktığımız zaman Avrupa Yeşil Şehirler Endeksinden aldığım bu grafik gerçekten de refah düzeyi ve yeşillik arasında bir korelasyon olduğunu belirtmekle birlikte Viyana bu kendi refah düzeyinin denginde bir yeşil alan seviyesinin de üzerine çıkmıştır. Bu da ek gayretlerle kentlerin kendi gelişmişlik düzeylerinin üzerinde yeşil alan standartlarına sahip olabileceklerinin kanıtıdır diye düşünüyorum. Peki yeşil alanlar kent gelişimini sınırlıyor mu? Yeşil kuşaklardan bahsettiğimiz zaman genelde öncelikle kentin gelişimini sınırlaması, daha sonra farklı kentsel fonksiyonları yüklenmesi beklenmektedir. Viyana'ya baktığımızda özellikle siyah beyaz grafiklerden görülebildiği üzere kentin çevresini tamamen sarmıştır. Belli koruma yaptırımları uygulandığı için ve doğal sınırların da engelleyici durumundan dolayı kent içe kapalı hale gelmiş, son yıllarda da yoğunlaşmayla gelişimini tamamlamıştır. Kentin genişleme ve yeşil alan tüketim nedenleri nelerdir? Kentin morfolojik gelişimine kısaca bakacak olursak, 1850 yılındaki en önemli gelişimlerden biri kent surlarının yıkılmasıyla yapay sınırların aşılmasıdır. Daha sonra doğal sınırlara dayanılmıştır. Ancak yanda görülen gelişim 1848'den 1993'e kadar olan gelişim şekline bakıldığında Tuna öncesinde bir sınırken ıslah edilmesiyle Tuna'nın da ilerisine taşınmış ve doğa koruma alanlarına dayanmış sınırlar bulunmaktadır. Kentin genişleme ve yeşil alan tüketim sebeplerinden ikincisi 1904 yılında Tuna kanalının ıslahıdır. Ağda görülen şekilde kent çok daha küçük bir yer kaplamakta. Tuna'nın taşkınları kentin bu bölgeye yakınlaşmasına asla izin vermemesi taştığı zaman büyük felaketlere yol açmaktadır. Ancak yapılan ıslah projesiyle birlikte kent Tuna'nın dibine kadar girmiş, hatta Tuna'yı içine alarak kuzey bölümünde gelişmesine devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında göç etkileriyle özellikle karşılaşmıştır. Alan tüketimi %5.4'ler seviyesine, yılda %5.4'lere çıkmıştır. Merkez çökmeye başlamıştır. Sosyal konut projeleri, yenileme projeleri ve vergi teşvikleriyle buna çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Böylece kent paçaklanmasının önüne geçilemezken merkez kaybettiği değeri geri kavuşabilmiştir. 1919 yılında başkent olmasıyla birlikte yine bir ekonomik güç elde etmiş ve yine bir nüfus çekişi olmuştur. Bu aşamadan sonra SEP 1984 ile planlı döneme adım atılmıştır. Kentsel gelişme ana ulaşım hakları referansı vererek oluşturulmuştur. 1980'lerde yine demir perdenin düşmesi, başka bir nüfus azalması problemi yaratmıştır. Demir perde düşünce diğer ülkelerden Viyana'ya ikinci bir göç dalgası yaşanmış ve yeşil alanların kaybı yılda %50'lere varmıştır. Viyana'nın tarihinde en büyük yeşil alan kayıpları savaşlar ve belli göçler sonucu olmaktadır. Peki yeşil alanlar ne şekilde planlanmaktadır? SEP denilen kentsel gelişim planları ilk olarak 1984'te başlamış. Daha sonra 1994'te ikinci bir plan ve 2005'te SEP 5 denilen üçüncü bir plan ortaya atılmıştır. SEP 5'in özelliği stratejik plan dilimi sağlamış olması, kentsel gelişim odakları belirlemiş olması ve yeşil alan projelerine ciddi önem vermesidir. Kentin gelişim motoru olarak belirlenen 13 bölgeden 5'inin çok büyük çaplı, rekreatif amaçlı doğal kaynaklara dayalı peyzaj geliştirme projeleri olduğu söylenebilir.
Bunları Sina Kanalı, Krater, Fuar Alanı, Stadyum, Stadyum Bölgesi, Liman Şehri Projeleri, Aspern, Viyana Göl Bölgesi gibi çok büyük hektarlardaki gelişim ve rekreasyon projeleri bunlar. Bunların dışında Viyana, Akıllı Şehir Viyana Çerçeve Stratejisi'ni oluşturmuş. 2025 yılında kentsel gelişim planı bunun bir alt çıktısı olarak ortaya konulmuştur. Kentsel gelişim planının yanında yeşil alanları artık gelişim planları içinde işlemekten vazgeçmemiş. Yine bu 2025 planında çok detaylı yeşil alan hedefleri ve ilkeleri koymuş, planlarını yapmış. Ama ayrıca bir tematik konsept yeşil ve açık alan çıktısı üretmiştir. Ayrıca bunların bu planların 5 yılda bir izleme raporları ortaya konulmakta ve istenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığı, nasıl değişiklikler yapılması gerektiği paylaşılmaktadır. Step 5'e baktığımızda kompaktlık ilkesi hedeflenmiştir. Planda 3 kategori yer almaktadır. İlk kategoride yoğunlaşmaya devam eden merkez bölgeler ve son derece yoğun bölgeler bulunmaktadır. İkinci kategoride kompakt gelişim odaklı yüksek yoğunluklu alanlar bulunmaktadır. Üçüncü kategoride ise yoğun bir yerleşim alanı için amaçlanan alanların dışında bireysel bina çekirdeklerinden ayrı olarak çoğunlukla gelişme ve peyzaj alanlarına geçişte tek aile evleri yer almaktadır. Bu bizim fokus planlama dediğimiz ve sürdürülebilir bulduğumuz kentsel yerleşim anlayışıyla örtüşmektedir. Yeşil alanların planlanmasını step 5'ten devam edecek olursak step 5 ilk defa yeşil alanların her 500 metre içerisinde eşleşebilir olduğunu belirtmiş. Kentin içinde yaşayan insanların 500 metre en fazla 500 metre dik bir çapta herhangi bir yeşil alana ulaşabildiğini belirtmiştir. Ancak bu alanların erişilebilir alanların varlığı kadar kalitesi de önemli olduğu için gelişim planları ortaya konmuştur ve mevcut yeşil alanların geliştirilebilmesi için de bir örnek plansı görülmektedir. Aynı zamanda yeşil alan master konsepti de koruma alanlarına ve arazi kullanımlarına çok detaylı bir bakış getirmiştir. Step 25'e gelindiğinde ise kentin bağlarının kurulması planın 4 ana hedefinden biridir. Bu bağlar sosyal altyapı bağları, yeşil sistem bağları ve ulaşım altyapısı bağlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda kullanım hakkı 250 metre içerisinde erişimi sağlamak olarak belirlenmiştir. Step 5'te doğal alanların ağlarının kurulması hedefken, Step 25'te kent bağlarının kurulmasına evrilmiş bu kavram ve içine sosyal altyapıyı ve ulaşım altyapısını da dahil ederek ana omurga haline gelmiştir. Kompaktlık ilkelerine yine değinilmektedir. 2005 yılının planında ortaya konan koruma ve gelişim bölgelerine dair kararların aynen devam edeceği, çünkü doğal stratejilerin daha uzun vadeli ve istikrarlı uygulamalar gerektirdiği bu konuda belirtilmiş. 2005 yılında yapılan yeşil alan planlarının tamamen geçerli olduğu vurgulanmıştır. İklimlendirme yerine kentsel yeşillendirme ilkesi de yeni bir söylemdir ve kentsel küresel iklim değişikliğine vurgu yapmaktadır. İlk defa bu planda yeşil altyapı terimi karşımıza çıkmakta ve daha önce yeşil alan, yeşil alan sistemi kavramlarıyla ifade edilen her türlü birim artık yeşil altyapı kavramıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Sunan'ın kuzeyinde büyümeye devam eden bölgede yeni yerleşim alanlarının yapıldığı, nüfusun arttığı ancak buna uygun yeşil alanların yeterince üretilemediği belirtilmekte. Eğer buralarda erişilebilir sağlıklı yeşil alanlar üretilmezse doğal alanlara da yakın olması sebebiyle bu alanlarda baskı olasılığı oluşturacağı tahmin edilmiş ve bu yüzden de
3 büyük yeni yeşil alan için master planlar harekete geçirilmiştir. Ve plan diline baktığımızda çok daha stratejik, çok daha gösterimsel olduğunu görebilmekteyiz. Bunların dışında açık ve yeşil alanlar tematik konsepti olarak bahsettiğimiz planın dışında ayrı bir belge olarak üretilen etki ise şunu görmekteyiz. Kentsel açık alanlar ve kırsal açık alanlar bir tarafta, doğrusal açık alanlar ve geniş açık alanlar bir tarafta olmak üzere kentin açık alanları hem formsal olarak hem de kentsel kırsal olarak maksimumleştirilmiş ve bu kavramların kesişimindeki her alana bir tip adı verilmiş ve daha sonra bu tiplerin ne şekilde uygulanması, ne şekilde yönetilmesi gerektiği de ayrı ayrı konsepte açıklanmıştır. Bunların dışında kentsel yeşil yollar, yeni yeşil çözümler, yeni bahçe türleri, plan program politika modelleri, eski altyapıların değerlendirilmesi, mikro açık alanlar, ek geçitler, yerel yeşil planlar gibi destekleyici konulara da değinilmiştir. Yeşil yollar için asgari 300 metre genişlik sınırı getirilmiş, önceki planlarda sözü geçmeyen yeşil alan standartlarına değinilmiştir. Yani bu komşuluk sınırı, bölge sınırı ve kent sınırı dahilindeki belli büyüklükte yeşil alanları ve bunların azami ve askeri ölçülerini inceleyen ve kişi başına yeşil alan miktarlarının yine askerisini inceleyen bir tablodur. Komşuluk ölçeğindeki en küçük birim komşuluk ölçeği olmakla birlikte komşuluk ölçeğindeki bir parkın da en küçük genişliğinin 25 metre olmasına karar verilmiştir. Bu bahsettiğim destekleyici konulardan örneğin mikro açık alanlara baktığımızda kentin içinde bu örnekte gördüğünüz üzere mikro açık alan olarak bir tatlı köşe belirlenmiş ve sadece asfalt boyanarak bir farklı iki sandalye konularak çok küçük alanlar bile değerlendirilmeye ve kentlerin katılımına hazırlanmaya çalışılmıştır. Kentli katılım söz konusu olduğunda pek çok uygulama ve rehberde sahip olmakla birlikte gerilla bahçeciliği gibi aslında legal sayılmayan işlerinde insanları kentte bir şeylere dokunma, yeşil alan üretmede başrol verme konusunda teşvik edildiği görülmektedir. En son olarak kentin bütün yeşil bağlarının tamamen kesintisiz bir şekilde ağırlıklı olarak da ana yollar üzerinde ulaşım hatları üzerinden kurulduğu bu haritalara ulaşılmıştır. Sadece planlar ve tematik konsept gibi çıktılar yeterli olmamakla yeşil alanları korumak için yasalar, doğu koruma alanlarının ilan edilmesi ve bunların dışında kalan alanlar için de arazi kullanım planlarıyla orman ve şehir kuşağı, tarımsal kullanımdaki orman ve şehir kuşağı ve korunan park alanları gibi, park bahçe alanları gibi yeni plan nedenleri eklenmesi gerekmiştir. Bunun dışında kentsel izlemeden bahsedebiliriz. Kentsel izleme yöntemleri Viyana'da çok geliştiğindir ve 3 boyutlu arazi modelleri, yeşil alan büyüklüğü, durumu ve gelişimi, halka açık yeşil alanların erişilebilirlik analizleri, nüfus baskısı, çatı yüzeylerinin yeşil çatı olma potansiyelleri için coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca kızıl ötesi görüntüleme ile yeşil alanların biyolojik aktivite yoğunlukları da yani gözle görünmeyen etkiler de kayıt altına alınmakta. Böylece çok daha sağlıklı veriler elde edilip planlama ve politika kararları için veri teşkil etmektedir. Planlar haricinde stratejik konularda yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Kent rehberleri üretilmektedir. Altyapıya dair projeler üretilmektedir. Ve pek çok farklı düzeyde sürdürülmektedir. Peki kentsel metaforlar planlarda ve uygulamalarda karşılık buluyor mu? Yani bizim
teorik olarak sürekli bahsettiğimiz konular gerçekten kent yönetimlerine ulaşabiliyor mu ve bu ulaşan bilgiler gerçekten bir tasarım ölçeğine kadar inebiliyor mu? Modernist kent planlama anlayışı yeni şehircilik yönüne kayarken Viyana kenti yeni şehircilik anlayışına bağlı akıllı büyüme yaklaşımını tercih ettiğini bütün planlarında dile getirmektedir. Viyana özelinde incelenen tüm plan ve kararlar da kompakt kent, akıllı kent, tesis planlama, peyzaj ekolojisi anlayışlarını incelediğimizde de birebir birbiriyle örtüşmekte. Bu konuları araştırdığı, hayata geçirmesi, çaba fark ettiği açıkça görülmektedir. Kompaktlık ilkesi 2005 yılında ortaya konulduktan sonra kentin yayılma hızı durma noktasına gelmiş. İçerideki yoğunlaşma artmış ancak kentin şehirlerine doğru daha fazla yayılmasının engellendiği görülmüştür. Bu da kompaktlığın ilke edinilmesiyle hayata geçirilmesi arasındaki farkı bize göstermektedir. Bir yana bu konuda başarılı olmuştur, şehirdir diyebiliriz. Bunun dışında Hilton kompaktlık kavramının desteklenmesi gerektiğini belirtmiş. Kentler için tek başına kompaktlığın hedef olmasının yeterli olmadığını vurgulamıştır. Kentsel yaşam kalitesi ölçütlerini de bir yana bu noktada hayata geçirerek yaşanabilir şehir olma konusunda da çeşitli birinciliklere yer vermiştir. Viyana ilk işi kuşak şekli olan Ledo gibi kent surlarının yıkılmasıyla oluşan boşluktan bir kuşak yaratmıştır. Bu kuşak yıllar içerisinde çevresindeki büyük koruma alanlarını ve tarım bölgelerini kapsayarak Viyana'nın etrafını sarmış ve giderek bütüncülleşmeye devam etmiştir. Bu bütüncül alanlar merkezden çeperdeki koruma alanlarına doğru ışınsal olarak uzanan tarihi koruma alanları ile kollar şeklinde iç içe geçmektedir. Yani Philip Davis'in Wisconsin eyaleti için ortaya koyduğu gibi kanallar şeklinde ilerleyen yeşil ve kültürel altyapı birbiriyle kavuşturulduğunda çok daha yüksek kaliteli ve çeşitli fonksiyonlara sahip koridorlar ortaya çıkmaktadır. Burada pembeyle görünen alanlar tarihi alanlardır ve doğal alanlara doğru saçaklandığı görülmektedir. 2025 planında da bu kanalların vurgulandığını dikkat edebiliriz. Peki Viyana tüm bunlara rağmen bir şeyleri koruyamıyor veya uygulayamıyor olabilir mi? Viyana yeşil kuşak kararını aldıktan sonra yeşil alan kayıplarına devam etmiştir. Ancak 94 yılında 905 yılında ilanından sonra 94 yılında ancak 1000 hektar programıyla sağlam bir temel atabilmiştir yeşil kuşağı. 95'te yeşil kuşak planı yayınlanmış, 2005'te kentsel gelişim planı yeşil alan master planı ile birlikte detaylandırılmıştır. Planlama dönemleri ve arazi kullanım değişimleri birlikte değerlendirildiğinde her sene belli miktarda arazinin doğal niteliğini kaybettiği gözlemlenmiştir. Yani kuşağın koruma kapsamı ve bütüncülüğü artmasına rağmen mevcut doğal olan miktarı artış değil eksilme göstermektedir. Yani çevredeki doğal alanlar koruma statüsüne alınarak yeşil kuşak adı altında korunmaya çalışılması ancak bir taraftan da diğer yeşil alanlar sıfatlarını kaybetmeye devam etmektedir. Viyana yüz ölçümünün yarısı yeşil alan olmasına rağmen bunun homojen ve yeterince bağımsızlığı olmadığını farkındadır ve her planda bunu biraz daha geliştirmeye devam etmektedir. Gerekli olan sistemleşme ve kentsel potansiyel alanları değerlendirme ilkelerini başarılı uygulamakta ancak aynı başarıyı tarihi avlu ve bahçeleri korumada gösterememektedir. Kent içindeki tarihi bulvarlar, saray bahçeleri, tarihi parklar hala herhangi bir koruma altında değillerdir. Yani doğal açıdan. Doğal mirasların korunması konusundaki tartışmaların karşı tarafı yeşil alanların insan yapımı olmadıkları için kültürel miras olamayacaklarıdır. Ancak ekolojik değerleri koruma açısından korumaya alınacak olursa pek çok kültürel yönleri de gözden kaçırılacaktır. Dolayısıyla hem doğal hem kültürel anlamda korumayı sağlayacak belli kavramlar konusunda bir anının eksikleri bulunmaktadır.
Tarihi üretim bahçeleri, kısaca bahsetmem gerekirse 1945 yılında yaz evleri olarak ve doğal alanlar üzerinde izin verilen 25 metrekare alana sahip olan küçük üretim birimleri 35'e ve sonra da 50'ye kadar taban alanlarını arttırmıştır. Elektrik, su, telefon hatları, ulaşım güzergahlarını bağlatmış ve üretim bahçelerinin ufak bir alanı olmaktan çıkıp bonsaivari villa dünyalarına dönüşmüş, üretim faaliyetlerine de son vermişlerdir. Bunlar aslında tarihi olarak da üretim anlamında da korunması gereken etkenlerdir. Viyana avlularına geldiğimizde de çok özgün oldukları ve korunmaya değer bulundukları bilinmekte. Ancak pek çoğu otopark gibi ya da bakımsızlık gibi sebeplerle yeşilini kaybetmiştir. Ancak çok sıkışık olan iç bölgelerdeki mevcut yeşili arttırabilmek için çok büyük potansiyele sahiptirler. Son aşamada bu çalışmayı şöyle bir toparlayacak olursam, sürdürülebilir yeşil alanlara dair kentsel metaforların ve planların uygulamaya geçiş süreçlerindeki başarılarına Viyana kenti üzerinden ışık tutmaya çalıştık. Gördük ki kentsel metaforlar ve peyzaj ekolojisine dayalı sürdürülebilirlik ilkeleri plan ve stratejilerle ilk kademede kendilerini gerçekleştirmektedir. Ancak planların yeterli olmadığı tarihi süreçlerde koruma alanlarına dayalı mekansal koruma stratejileri üretilmesi gerekmiştir. Kent için hayati önem taşıyan bu tarım ve doğa koruma alanlarının yeşil kuşağı katılmaya devam etmesiyle sistem giderek daha kapalı, bütüncül ve bağlantılı olmuş. Ancak nüfusun da belli dönemlerde ataklar halinde artmasıyla kentin kişi başına düşen yeşil alan seviyeleri aynı kalmamıştır. Yapılaşma alanları her sene artmaya devam etmektedir. Kent yönetimi ise kendine belli hedefler koyarak bu dengeyi olabildiğince korumaya çalışmaktadır. Örneğin 2009 yılına kadar kentin yeşil alan oranını %50 olarak korumak. Tahsis bahçelerinde, yani bu bahsettiğim üretim bahçelerinin içindeki konut alanlarında, örneği görüldüğü üzere korunan alanlar üzerinde yapılaşmaya dair en ufak bir izin ileride daha fazla hak talebinin kapısını aralamakta, yönetimler üzerinde ciddi baskılar oluşturulmasına ve sonuçta bu izinlerin bir şekilde hak edilmesine sonuç vermektedir. Viyana'nın bu şartının önemli nedenlerinden biri, CİTES-5'in kentsel gelişim odaklarından da görüldüğü gibi açık yeşil alanları sadece rekreatif aktiviteleri gerçekleştirme, ıslah etme, felaketlere karşı önlem alma fonksiyonlarıyla değil, aynı zamanda yeni kentsel akış alanları yaratmada ekonomik ve sosyal güçler olarak da görmesinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli neden, tüm plan, proje, rehber, program, izleme ve politikaların birbirini tamamlaması ve desteklemesidir. Son olarak da kent yeni yeşil alanları kazanma konusunda kararlılığını kanıtlamasının yanında mevcut yeşil alanlarını da iyileştirme konusunda en alt ölçüye kadar inen örnekler vermiş. Ancak tarihi bahçeler ve avlular konusunda bu çok yüksek potansiyele sahip alanlarda koruma stratejisi handikaplarından kurtulamamıştır. Çok teşekkür ederim.